Merhaba. Nefronun bu kısmı hakkında daha önce konuşmuştuk. Buna glomerulus adını verdiğini hatırlıyorsunuzdur. Glomerulusun arteriyolü karşılayan yapı olduğunu biliyoruz. Böbrek atar damarından çıkan daha küçük bir damar olan bu arteriyole aferent arteriyol diyoruz. Aferent kelime anlamı olarak bir yere doğru giden demek. Glomerulustan bu şekilde ayrılan arteriyolün adı ise eferent arteriyol. Eferent de dışarı çıkan demek. Yani glomerulustan çıkıyoruz. İki kelime birbirine çok benzese de biri A, diğeri de E harfiyle başlıyor. Evet, glomerulus dendiğinde aklımıza gelen şeyler bunlar. Aferent arteriyol glomerulusa ulaşır, kıvrımlanır ve tek bir damar halinde yani eferent arteriyol olarak glomerulusu terk eder. Bu süre boyunca kandan bir sürü sıvı filtre edilir ve sıvılar buradaki sarı kapsüle geçer. Bu kapsülün adı Bowman kapsülüdür ve kandan filtre edilerek idrara dönüşecek sıvıların toplanmaya başladığı yerdir. Böbrekler muhteşem organlardır. Böbreğin ne kadar harika bir organ olduğuna dair alın size bir örnek. Çöl farelerini biliyor musunuz? Bu fareler <laughs> çölde yaşar ve tüm yaşamları boyunca suyla hiç karşılaşmayabilirler. Bu hayvanların böbrekleri idrarı çok etkili bir şekilde konsantre eder ve suyu o kadar iyi emerler ki idrarları zaman zaman katı kristal şeklini alır. Kulağa her ne kadar can yakıcı gibi gelse de bu durumun çöl farelerini pek de etkilemediğini hatta çöl şartlarında işlerine geldiğini eklemem lazım. İsterseniz şimdi nefronların bizim için neler yaptıklarına bir bakalım. Glomerulus'tan sonra sırada nefronun oldukça kıvrımlı yapıda olan bu kısmına geliyoruz. Bu kısmı glomerulus'a yakın olduğu için proksimal kıvrımlı bir yapıda olduğu için de kıvrımlı olarak adlandırılır. Ve tam adı da proksimal kıvrımlı tübüldür. Evet proksimal kıvrımlı tübül. Gayet uzun bir ismi var ama isminin mantık yürüttüğümüzde kendisini çok iyi bir biçimde tanımladığını söyleyebiliriz. Proksimal kıvrımlı tübül, sodyum ve klorür gibi iyonların ve amino asit ya da glukoz gibi makromoleküllerimizin yapı taşlarının geri emilimi açısından çok önemlidir. Bunların emilimi söz konusu olduğunda, mesela sodyumu ele alalım, su da beraberinde emilir. Proksimal kıvrımlı tübül suyu da geri emer. Hatta bu önemli besinlerin neredeyse yüzde 65'inin proksimal kıvrımlı tübülde geri emildiğini biliyor muydunuz? Başka bir deyişle burası nefronun diğer kısımları arasında geri emilimin en fazla olduğu yer olduğu için çok ama çok önemlidir. Evet bakalım sırada ne var? Ee, bu şekilde bir kıvrım görüyoruz. Böbreğin derinliklerine inip yeniden yukarı çıkan bu kısım, Henle kulpu olarak adlandırılır. Henle kulpunun iki kolu var. Bunlara henle kulpunun inen ve çıkan kolu adı verilir. Çok da yaratıcı isimler değil ama bu isimlerden yola çıkarak kolları gözümüzün önüne getirmek çok kolay. İnen kol böbreğin içine doğru inerken çıkan kol da yukarı doğru çıkar. Burada önemli olan nokta şu. Böbreklerin iki temel bölümden oluştuğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Böbrek korteksi ya da kabuk ve medulla yani öz. Öz kısmında iyon emilimi olduğu için buranın son derece tuzlu olduğunu da hatırlıyor olmalısınız. Henle kulpunun inen kolu ve çıkan kolu farklı şeylerin emiliminden sorumludur. İnen kolda su geri emilir. Başka bir deyişle burası suya geçirgendir ve bu kısım iyonları geçirmediği için herhangi bir iyonun emilimi söz konusu değildir. Çıkan kolda bunun tam tersinden sorumludur. Burada sodyum, klorür, potasyum gibi iyonlar geri emilir ve bu kısımda suyu geçirmez. Evet, bu kısımda su emilimi yoktur ve böylece müthiş bir denge içinde işleyen bir sistem ortaya çıkar. Bundan zıt akımın artışı olarak bahsedilir. Bu da oldukça uzun bir isim ama az sonra son derece mantıklı olduğunu göreceksiniz. Zıt denmesinin sebebi inen kol ve çıkan kolun yönlerinin zıt olmasıdır. Artış denmesinin sebebi de çıkan kolda iyonların yeniden emilip suyun emilmemesi sonucu öz tuzlu bir yapıya kavuşurken bunun sayesinde su inen kolda pasif olarak emilir. Bu arada nefrondaki taşıma mekanizmaları ile ilgili ayrı bir videomuz da var. Ama şu anda suyun pasif olarak yani enerji harcanmadan emildiğini ve bunun çıkan kolda iyonları emebilmek için enerji kullanılmasına bağlı olduğunu aklınızda tutun. Çıkan kolda aktif taşıma kullanılır. Bu kolda iyonların aktif olarak pompalanması ve suyun emilmemesi sayesinde öz tuzlu bir yapıya kavuşur ve bu sebeple de pasif olarak emilen suyun miktarı artar. Neden? Çünkü bu kısım tübül ya da nefronun derinliklerindedir. Bu arada tübülün etrafındaki bu kısma da interstisyum dendiğini hemen not ediyorum. Evet, bu kısımdaki tübül ya da damar olmayan bütün yapılara başka bir deyişle buradaki boşluğa interstisyum adı verilir. Medüler interstisyuma geçen tüm iyonlar suyun pasif olarak emilmesini sağlar. Henle kulpu ve zıt takımın artışını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Henle kulpundan sonra bizi yeniden başladığımız yere getiren ve glomerulusa temas eden kısım gelir. Bu kısmında aynı proksimal kıvrımlı tübül gibi kıvrımlı bir yapıya sahip olduğunu fark ettiğinizi düşünüyorum. Evet. Bu da kıvrımlı bir tübüldür ama glomerulusa proksimal tübül kadar yakın olmadığından dolayı distal kıvrımlı tübül olarak adlandırılır. Sodyum ve klorür gibi iyonların geri emiliminin yanında burada kan dolaşım sistemimizde tutmamız gereken yararlı besinlerin emilimi de gerçekleşir. Başka bir videoda bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya gireceğim. Ama size bir de distal tübülün glomerulusu olan temasının ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Bunun sayesinde juxtaglomerüler aparatı elde ederiz ve bu da tansiyonun kontrolünden sorumludur. Evet, böbreğin tansiyonu düzenlemeye yardımcı kısmı burasıdır. Az önce söylediğim gibi bundan başka bir videoda daha detaylı bahsedeceğim için burayı hızlı geçiyorum. Distal kıvrımlı tübül buraya ulaşıp glomerulusa dokunduktan sonra buraya geldiğinde artık geriye kalan sıvıların toplanma zamanı gelmiştir. Bu da idrar toplama kanalı adı verilen kısım tarafından gerçekleştirilir. Evet bu kanal burada lümende yani nefronun içinde kalanları toplar. Bu arada idrar toplama kanalını besleyen birçok distal kıvrımlı tübül olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Bu tübüllerden biri burada, biri şurada, bir diğeri de tam bu noktada olabilir. İdrar toplama kanalında da emilim gerçekleşir. İnterstisyuma geri emilen en önemli şey sudur. Buna ek olarak şurada medullanın derinliklerinde göstereceğim geri emilen şeylerden bir diğeri ise ürettir. Üre idrarın bileşenlerinden biridir ama böbrekler ürenin bir kısmını tutarak özdeki ozmolariteyi artırıp henle kulpundaki su emilimine yardımcı olurlar. Bu işlemden üre geri emilimi olarak da bahsedilir belki duymuşsunuzdur. Şimdilik fazla detaya girmiyorum. Şuraya sadece ürenin henle kulpundaki su emilimine yardımcı olması sebebiyle ozmolariteyi düzenlediği için tutulduğunu not edeyim. Son olarak döngüyü tamamlayıp bir de buradaki zavallı eferent arteriole ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Buraya aferent arteriole geldik. Bu önce kılcal damara sonra da venüle yani küçük toplar damara dönüşür ve kandan süzdüğümüz yararlı besinlerin kana geri dönebilmesini sağlar. Şimdi de biraz bundan bahsedelim. Eferent arteriyol dallanarak kılcal damarlara dönüşür ve bu kılcal damarlarda nefronun interstisyumuna geri emilmiş olan besini toplar. Buradaki kılcal damarlar tübüllerin bulunduğu kısımda yoğunlaştıkları için peritübüler olarak adlandırılırlar. Tahmin edeceğiniz gibi peritübüler de tübüllerin etrafında bulunan anlamına gelir. Besinler peritübüler kılcallarda toplandıktan sonra buraya gelir ve şu ana kadar olan sürecin tam tersi şekilde oksijen kaybedilir ama tüm besinler geri kazanılır. Bunlar burada bir araya gelir ve evet doğru tahmin ettiniz böbrek toplar damarına doğru devam ederler. Böbrek toplar damarı bunları vücudun geri kalan kısmına ulaştırır. Tübüllerde ve lümende toplananlardan geriye kalanlar da idrara dönüşür. İdrar toplama kanalı idrarın oluştuğu yer. İdrar buradan böbrek kalikslerine gelir. Daha sonra da vücuttan dışarı atılır. Hoşçakalın.